Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash Royale videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu videoda bu sefer sizlerin istediği desteğiyle değil, beni tokatlayan bir rakibin destesiyle küçük mücadelede şansımı denemeye çalışacağım. Evet, güçlü madenciden oluşan ortalama iksir maliyeti 2.5 olan madenci, güçlü madenci, duvar kırıcı, haydut ve büyülü okçu destesi. Büyüler olarak da tomruğum var, oyalamak için iskeletim var. Güzel, keyifli maçlar çıkacağına Ümit ediyorum umarım sizlerin de hoşuna gidecektir. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanları da mümkün olduğunca her gün saat 18.00'da gelecek olan günlük taze Clash Royale içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. İsterseniz gelin lafı daha fazla uzatmadan maçlarımıza geçelim. Pekala efendim Los ZZ klanından Samir. Bize bol şans dileklerini iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sana da aynı şekilde. Hadi bakalım. Arkadan bir güçlü madenciyle başlıyorum. Dart Goblin'i tamam vur vurabildiğin kadar. Güzel günlerini güzel güzel yaşa arkadaşım. Bu videonun konusunu şu şekilde işlemek istiyorum. Tokat yiye yiye tokat atmayı öğreneceğiz. Tabi mümkün olursa şurada bir alev ruhu bir de büyülü okçu bırakacağım. Bak o güçlü madenciyi çok başı boş bırakıyorsun arkadaşım. Sen güçlü madencinin ne olduğunu biliyor musun acaba? Gerçekten biliyor musun ne olduğunu bunu? Şu verdiğimiz hasara bak. 10 numero. Şöyle bir tomrum var. Biraz daha gelsin belki özelliğine de basar. Yani madencili madenciyle onu çekeceğim. Basacak mısın özelliğine? Bas. Hiç umurumda olmaz. Bastı. Şöyle bir haydut, bir de iskeletlerle onları rahatlıkla savunabiliriz. Hatta bir tane de büyülü okçu bırakacağım. Lan oğlum rahatlıkla savunacağız dedik şu iskeletlerin yaptığı terbiyesizliğe bak. Hayır yani aynı pozisyonda ben olsaydım kesinlikle savunurdu rakip. Kesinlikle. Tamam, madencili büyülü okçuyu aldı. Bir tane de vurdu. Güzel. Çok güzel. Ya bilseydim o iskeletler öyle vuracak. Ben onu bir şekilde savunmaya çalışırdım yani. Böyle bir Tamam. Madenci duvar kırıcı hatana kalktım. Bekliyor muydu? Beklemiyordu. Yakalandın hemşerim. Yakalandın. Gafil avladım seni. <laughs> güzel. Şuradan bir haydut bırakalım. Bir de güçlü madenci bırakacağım. Bak sen şu terbiyesizin yaptığına. O, o dediğin olmaz. Havanın vurmaması lazım yalnız hemşerim. Güçlü madenci on numara iş çıkartacak bu noktada. Birazcık hasar yiyeceğiz havandan ama dert değil. Şuraya bir tomruk sallayalım mı? Hayır göndermeyeceğim. Böyle merkeze doğru bir büyülü okçu bırakacağım. Hem iskeletleri alsın hem de gittiği yerden atağa kalkacağım. Madenciyi gönder ardından da duvar kırıcılar. Hadi bakalım kolay gelsin. Çok güzel çok güzel. Tamam. Okları varmış duvar kırıcılarımı aldı ama madenci sağ kuleye gayet hatırı sayılır miktarda hasar verdi. Ben bu durumdan okeyim arkadaşım. 1018'e 1668. Şöyle bir güçlü madenci bırakacağım arkadan. O ne lan? Lan oğlum o ne lan? Lan oğlum lan. Çok tehlikeli geliyor. Şuraya bir madenci. Abi sağ kuleyi aldı ya. Minyon sürüsü olduğu hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ne yalan söyleyeyim. Böyle bir tomruk bırakacağım. Tamam. Sakin. Şöyle bir haydut. Sağ taraftan duvar kırıcılar. Madenciyi geç kaldım. Madenciyi geç kaldım. Tamam güçlü madenci o kuleyi muhtemelen alır. Haydut da orada gayet güzel. Duvar kırıcılar da çalıştı. Madenci de vurmaya devam ediyor. Haydut da ana kuleye kilitlendi. Yalnız tehlikeli gelebilir. O minyonlara bir şeyler düşünmemiz lazım ya. O minyonlara nasıl bir şey yapabilirim onu düşünüyorum. Şuradan bir haydut bırakacağım. Tomru direkt gönderdim. Ee, şöyle bir madenci iskeletlere alev ruhu krala. Şey tamam savunduk. Nasıl savunduk bilmiyorum ama savunduk. Sorgulamayacağım. Şikayet de etmeyeceğim arkadaşım. Çok güzel. Büyülü Ökçü Minyon Surusu'na aldığı 10 numara 5 yıldız. Böyle hemen ardından madencileri gönderiyorum. O engameden gidip vurur musunuz kuleye? Okçular müsaade etmedi. Tamam. Büyülü Okçu bir atış atar mı? Atamayacak. Şöyle haydutla onu çekeceğim. Böyle iskeletleri yaymaya çalıştım. Duvar kırıcıları havana kullanacağım direkt tepesinde. Vurdurmayın ona. Mükemmel. Aa, almıyor. Lan oğlum. Duvar kırıcılar dedik. Bağrımıza bastık. Bir havanı indiremiyor musunuz siz ya? Hayal kırıklığına uğradım şu anda. Şunun özelliğine bassam ne olur? Çok güzel şeyler olabilir. Olmadı. İskeletler izin vermedi. Tamam. Tamam. Böyle bir haydut bırakacağım. Güzel. Dart Goblin'i almayı başardık. Tamam. 1552. Yalnız birazcık sıkıntıya girmeye başlayacağız arkadaşlar. Alev ruhu. Tomruğu sonraya bırakacağım. Tamam. Şöyle duvar yıkıcıları da gönderelim. Madenci. Şuna bir haydut. Bir madenci. Abi şey döndürmeye çalışıyorum. Madencilerle birlikte duvar kırıcı ama bir türlü beceremedim ya. Tamam. Havan vuramıyor. Önemli olan bu. Abi tehlikeli geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Sağ taraftan darlayacağım. Şöyle bir güçlü madenci. Duvar kırıcıları merkezden göndereceğim. Neden olmasın. Şurada bir Büyülü okçu daha attım. 470. E hadi madenciyle aldık burayı ya. Aldık aldık. Aldık be kardeşim. Şuradan bir haydut. Madenci vur aslanım. Vur kim tutar seni. Böyle bir büyülü okçu daha bırakacağım. Bir şey kalmadı. Kazandık bu maçı ya. Kazandık bu maçı. Hayır. Tamam. Bütün varlığımı madencinin kuleye vurması üzerine gerçekleştirdim. Birazcık risk aldım ama maçı kazanmayı başardık abi. Nefesimi kestim. Samir. Nefesimi kestim. Vallahi sana helal olsun diyecek bir şey bulamıyorum. 10 numero, 5 yıldız bir maçın ardından. Bu bizim birinci maçımız değil mi? Sanki ikinci galibiyetimizi almış gibi seviniyorum yani. Zaman kavramı çıktı gitti kafamdan. Sıradaki maçımıza geçiyoruz. Pekala efendim. Indian Warriors klanından Mafia. Şöyle bir madenci duvar kırıcı hatana gideceğim ben. Bakalım ne oluyor. Diş ekçi içinde bir haydutumuz var. Gizli Tesla'yı yanlış mı attı? Yanlış attı Gizli Tesla'yı yediği hasara bak. Aman Allah'ım. 10 numara oldu 10 numara. Şikayet etmiyorum. O haydutun ne yapmaya çalıştığını bilen var mı? Sanki bir sektedi arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Normal bir şey mi o? Vallahi emin olamadım. Normal bir şey mi o? Hayır, uyuz uyuz emojiler atma kardeşim. Ayar oluyorum. Oo iki tane iksir golemi. Yok artık daha neler. Bir de tonluk Klona. Abi çok çok aşırı derecede yanlış oynadığını düşünüyorum ya. Çok aşırı derecede yanlış oynadığını düşünüyorum. Belki kulemi alacak ama onun sonrasında o çok daha fazla sıkıntı yaşayacak. Bana öyle geliyor yani. Aynen. Mı acaba? Şimdi çok fazla kartım birikti. Şuradan bir madenciyle beraber duvar kırıcı hata yapacağım sağ taraftan. Şimdi sağdan da soldan da babalar gibi geliyoruz. Sen bunu şimdi nasıl savunacaksın? İşte bundan bahsediyordum. Böyle bir haydut atacağım. Çok güzel. Çok güzel abi, fazla güzel. O kadar güzel ki ne yapacağınızı şaşırırsınız yani. Aynen. Yanlış ettim be hemşerim ya. Öyle olur mu ya? Ulan öyle olmayacağını ben bile biliyorum ya. Çaylak kankır bile yapmaz bu yaptığını yani. <laughs> ya da yapar. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Şimdi şöyle işe yarar kartları döndürmek istiyorum. Şöyle arkadan bir büyülü okçu bırakacağım. Güçlü madenciyi büyülü okçuya göndereceğim. Köprüde. Çok güzel. Sağ taraftaki fişekçiye ne atsam acaba? Haydut'u ona gönderelim. Madenciyle duvar kırıcı hatana kalkalım. Aynen. Abi iksirimiz yeterse. Madenci çabuk çabuk çabuk. Alt tarafı 2 iksir istiyorum. Gizli testa da indi. Gönderdim duvar kırıcıları. Haydut ana kulede derler ve giderler. Çatır çutur hemşere. Çatır çutur. Aslında klonu mulonu var. Böyle biraz daha sakin sabırlı oynasaydı maçı kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok sabırsız oynadı. Beni bile geçti yani. Teşekkürler efendim derler ve giderler sıradaki maçımıza geçiyoruz. Pekala efendim 2'de 2. Bakalım kazanma serimiz üçüncüsüyle devam edecek mi? VZLA Zulia klanından The King 2. Ben de öyle abi. İngilizce okuyorsam sonuna kadar İngilizce götürüyorum. Türkçe okuyorsam sonuna kadar Türkçe. Yarısı Türkçe yarısı İngilizce sevmiyorum öyle şeyleri. Valla çok iksir harcadım. Birazcık agresif oynuyorum ama bir şansımı deneyeceğim ya. Ne kaybederim ki? çok şey kaybederim. Bayağı da kaybedeceğim yani. Merkezden bir büyülü okçu atacağım. Valkür reis için. Bir de alev ruhu atacağım. Sanırım yeterli olacaktır. Güçlü madenci kuleye kitlenemedi. Ama ona bir tomruğumuz var. Böyle hazır büyülü okçu da arkadayken bir madenci duvar kırıcı atağına gideceğim. Aslında şu anda ateşle oynadığımın farkındayım. Son iksirlerimle yapıyorum ne yapıyorsam. Tamam büyülü okçu kuleye kitlenirse ona da eyvallah. İki tane vursa kar bilirim. Çok güzel ölmedi. Bir, iki. Kar bildim arkadaşım. Ben bunu kar bildim. Lan oğlum hayır hayır hayır. O dediğin olmaz o dediğin olmaz. Sen de mi duvar kırıcı oynuyorsun vay vicdansız vay. Şöyle bir ateş ruhu atacağım. Tomruk kullansam mı? Hayır kullanmayacağım. Çok güzel savunduk. Şu haydutun arkasından bir güçlü madenci atıyorum. 2395. Yani. <laughs> Şöyle bir madenci de atacağım. Tamam. Şöyle bir tomruk göndersem mi göndereceğim. Tomruğu göndereceğim. Yalnız o da duvar kırıcı oynuyormuş. Aslında tomruğu kullanmasam hiç fena olmayacak arkadaşlar. Değil mi? Aynen tomruğu saklamam lazım ya. Tomruğu duvar kırıcılara saklamam lazım. Yoksa çok çirkin şeyler olabilir. Böyle bir haydut bırakacağım. Şuraya bir iskelet. Böyle geriden bir büyülü okçu gönderiyorum. Güzel. Vuramadı. Çok güzel haydut adamsın sen ya. Haydut adamdır. Evet işimize gelince tabi. Tamam birazcık bekleyeceğim. Şuraya bir alev ruhu gönderelim. Duvar kırıcılar vurmasın. Gerçi gerek yoktu. Kule alacaktı onları ama. Valkyrie madenciyle merkeze çekeceğim. Tomruğunu kullandı. Arkadan bir güçlü madenciyi bıraktım. Neden sol tarafa doğru bıraktım? Vallahi bilmiyorum. Sağ tarafa bıraksam sanki daha mantıklı olacaktı ama. Bırakmış olduk bir kere. Böyle iskeletleri döndüreceğim. Bir işe yaramıyorlar şu etapta. Böyle büyülü okçuyu bıraksam. Tomruk. Hayır. Haydut. Tamam. Duvar kırıcılar vuramadı. Asıl önemli olan bence bu. Böyle bir iskelet atalım. Dart Goblin'le. O Valkür çok iyi kullandı Valkür'ü. Tamam. Bir tane falan vurdu galiba. Çok sıkıntı değil. Yalnız sıkıyor ha. Vallahi darlıyor şu anda. Sağ taraftan gideceğim arkadaşlar. Onun canı bir tık daha az olduğu için orada şansımı zorlayacağım. Şöyle bir alev ruhu. Güçlü madenci. Haydut. Tamam onlar vuramayacaktır. Sol tarafta haydut elinden geleni yaptı ama çok da yeterli olduğu söylenemez. Abi gerçekten sıkıntı ya. Şu sol taraftan bir denesem şansımı. Böyle bir güçlü madenci bırakacağım Valkyrie'nin önüne. Haydut. Madenci ve duvar kırıcıları göndereceğim. Tamam iki tane büyücü. Büyülü okçu şu anda cehennem kulesine vuruyor. Duvar kırıcıların tam zamanıdır diye düşündüm. Hadi Hadi aslanları bir hayrınızı göreyim. Vurun aslansınız siz be. 787'ye kadar düşürdük. Yakaladım. Yakaladım seni ey vatandaş. Buradan haydutla valkürü tutalım. Şöyle bir tomruk. Merkeze doğru iskeletler. Alev ruhu. Sağ taraftan madenci ve duvar kırıcıları da göndereceğim. Hayır. Kuleyi verme. Kuleyi alma. Alamaz değil mi? Abi saldım onu bilerek saldım. Almaması lazım. 105. Yapma etme gözünü seveyim. Yapma etme. Sol tarafa var ya tükürse gidiyor ya. Tükürse gidiyor. <laughs> Nasıl? Ne vurdu lan oraya? Büyülü okçu mu aldı? İnanamıyorum. Abi kaybettik sandım bir an maçı. Tam böyle karalar bağlayacaktım. <laughs> güzel güzel şeyler söyleyecektim oyunla alakalı. Nasıl kazandık anlamadım. Acemi şansı de dedikleri böyle bir şey olsa gerek. <laughs> lan ya. <laughs> Ama güzel oyundu. Bayağı bir heyecanlıydı yani. Diyelim ve bir sonraki maçımıza geçiş yapalım. Yani var ya tam Çerçeveletmelik, duvara asmalık bir tablo. 3 maç yaptım. Üçünü de kazandım. Her gün olacak şey değildir bu yani. Devam ediyoruz. Pekala efendim. Pet Ninjas klanından Talk Glue. Duvar kırıcı. Böyle bir alev ruhu ve tomruk. Tamam. Yani. olur buydu herhalde değil mi? Şuradan bir iskelet atalım. Çok kötü attım. Ama yine de çektik onu. Gayet güzel. Başarılı. O büyülü okçu için bir haydut göndereceğim. Sağ taraftan da bir duvar kırıcı atağına kalkmak istiyorum. Kalkalım mı? Kalkalım ya zaten alt tarafı 5 iksir gönderdim gitti arkadaşım. O Valkür için bir de güçlü madenci bırakacağım. Çok güzel diyecektim ki alev topunu çok güzel kullandı. Helal olsun hemşerim. Zımbırtıya bir. Tamam madenciyi aldık. Haydutla beraber büyülü okçuyu tutabileceğimi inanıyorum. Şöyle bir alev ruhu. Abi o duvar kırıcılar beni hafiften korkutuyor. Çok güzel hasar yemedik. 10 numara savunduğumuzu düşünüyorum. 10 numara. Aydut Kule'de mi? Maalesef gizli testle engel oldu. Sen o gizli testleyi oraya koyduysan bir madenci duvar kırıcı hata yiyeceksin arkadaşım. Alev topu var ama. Valkür çok güzel geri tarafa geliyor. Bum bum. iki tane birden yedi. Afiyet olsun. <laughs> Abi ne yapıyorum? Ben iyice saçmaladım ya. Abuk subuk sesler çıkartmaya başladım. Bu oyun var ya beni benden aldı ya. Ya gerçekten keyif almaya başladım. Bu Kusura bakmayın. Koskoca kankırın düştüğü hallere bak ya. Öyle bir ses çıkarttım ki yani çıkarttım sesten utandım. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Ve rakip sanıyorum ki saldı. Ya internete gitti ya da dedi ki başlarım ben böyle oyunun yapımcısına da. Destesine de duvar kırıcısına da dedi. Hayata küstü maçtan çıktı arkadaşım aynen. Dörtte <laughs> 4. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok sardı beni. Ben bir tane daha maça gideceğim ya. Ne kadar güzel desteğiymiş arkadaşım bu. Demek ki neymiş? Oyun oynatan desteğiymiş yani. Oyuncudan ziyade desteği en önemli olan şeymiş yani. Siz yazıyorsunuz bana uyuz uyuz mezarlık desteleri. Hiçbir şekilde maç kazanamıyorum. Hayata küsüyordum neredeyse ya. Bundan sonra böyle beni yenen rakiplerin desteleriyle oynayacağım arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi maçtan çıkmış bir adamı da şey yapmak ne kadar sıkıcı değil mi? Bir yandan keyifli bir yandan da sıkıcı yani. Hani adam döverken Tövbe estağfurullah neler neler geliyor aklımıza. Hani karşılık vermesini isteriz ya. Bu da odun gibi bir şey oldu yani. Neyse. Ben daha fazla saçmalamadan bu maçı da bitireyim. Ve son bir tane daha maça geçelim bakalım. Gerçekten bu videoda çok saçmaladım. Lütfen kusura bakmayınız. Devam. Pekala benim yok mu dişimize göre bir rakip ya? Yok mu bizi tokatlayacak bir tane babayıt arkadaş? Hep yen hep yen. Canım sıkıldı ya. Birazcık da yenilmek istiyorum yani. Hadi bakalım. Artist artist konuştum. Kesin bunun faturasını ödetecekler bana. Böyle sevgi pıtırcıkları gönderelim rakibimize. Biraz ağırdan alsın. Böyle madenciyi direkt cadıya göndereceğim. Ha, haydut da direkt cadıya kilitlendi. Ne kadar güzel ne kadar. istesen tutturamazsın öylesine. Hazır madenci tanklıyorken ben şu duvar yıkıcıları neden göndermeyeyim? Hatta bir de üstüne büyülü okçu atacağım. Neden? Bilmiyorum. Canım öyle istedi. Bir tanesi buraydı iyiydi ya. Tamam büyülü okçu güzel iş çıkarttı ama kuleye vurmadı vicdansız ayıp etti. Kuleye de vuraydın havore askerim olacaktın. Kuleye hiç vuramadık abi o da vuramadı ben de vuramadım. Enteresan. Tamam arkadan bir haydut atalım. <laughs> İşler kızışacak daha yeni başlıyoruz dur. Daha 58 saniye var iki kata girmemize. Yine internetten dolayı birazcık geç düştü zımbırtı Tomruk. Böyle bir güçlü madenci atacağım. İksirim doldu çünkü. Böyle bir alev ruhu atıp madencinin cadıya kitlenmesini sağlamaya çalışacağım. Tam zamanıdır. Hadi. Güzel. Çok güzel. Güçlü madenci cadıyı aldı. Hatta ardından bir de büyülü okçu bıraktım. İyi mi ettim kötü mü ettim bence iyi ettim. Madenci hemen ardından duvar kırıcılar. Bir tane de şöyle şu şekilde tomruk bırakıyorum. Vurma lan vurma lan bir tane vursun benim şeyler. Bum bum ikisi birden çalıştı. Gayet güzel. O tomruk var ya cellatı çekmeseydi kesinlikle vuramazdık arkadaşlar. O tomruk sayesinde hasar aldım. Şahane. Al sana bir alev ruhu. Seversin. Neyse çirkinleşmeyelim fazla. <laughs> güzel. Bedava hasar. Severiz. Oraya bir büyülü okçu. Bir de iskeletlerle merkeze çekeceğim. Tomruk yoktur abi. Tomruk yoktur abi. Tomruğum nerede benim? Benim tomruğum nerede? Nasıl da güzel hesapladı. Helal olsun ya. Sağ taraftan bir güçlü madenci. Normal madenci. Üstüne bir de duvar kırıcılar. Hatta önden tomruğu da göndereceğim. Cellat'ın çıkma ihtimaline karşı. Mini pekkası varmış. Oldukça enteresan. İki duvar kırıcı yine çalıştı. Güçlü madenci mini pekkayı ile eritti. Lan oğlum o büyücüyü ben hiç görmedim. Vallahi görmedim. Billahi görmedim. Çok tehlikeli geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Abi. Tomruk 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 tomruk. Ama madenci direkt cadıya kilitlendi. Zehri de varmış. Ulen var ya verilmiş sadakamız varmış. Ben şu anda onu düşünüyorum. Sol taraftan cadıyla geliyor. Ne yapsak? Sol taraftan bir büyülü okçu bırakacağım. Beni sol tarafa zorlamaya çalışıyor. Ki bunu başaracak da. Bütün ne var ne yok her şeyi oradan atıyor. Bir alev ruhu. Abi verip tomrum nerede ya? Heh, buradaymış. Tamam iskeletler için de kullanmış olduk. Şöyle bir madenci duvar kırıcı gönderiyorum. Savunduk güzel. Bir de büyülü okçu. Domruğu atalım mı? Duvar kırıcılar kitlendi mi? Zaten bitti bu iş şükürler olsun. Uf. Ne maçtı be? Yalnız var ya cidden şaka maka bu deste çok acayip bir şeymiş arkadaşlar. Tavsiye ediyorum yani. Benim gibi bir adam bile üst üste 5 tane maç kazanabiliyorsa bu destede bir şey vardır demektir. Umarım keyif almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar olsun. Video süresince heyecanıma yenik düştüğümden dolayı yaptığım saçmalıkları lütfen göz ardı ediniz. Ben öyle bir adam değilim aslında. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.